Mardin'den herkese merhabalar. Uzun bir süredir video çekemiyordum ama bildiğiniz üzere yepyeni bir şehre yerleştim. Yeni evi kurmakla meşguldüm. Dolayısıyla Şubat sonu videosu da birazcık gecikmiş oldu. Bu videoda sizlere Şubat ayında izlediğim filmlerden, dizilerden bahsedeceğim. Öncelikle gördüğünüz üzere Ankara'daki kitaplığıma veda etmek zorunda kaldım. Hepsini buraya taşımam mümkün olmadığı için ve henüz video arka planı oluşturamadım çok fazla. Çünkü ya bu köşede çekeceğim videoları ya da şu köşede yani ve böyle olacak. Şimdilik böyle idare edeceğiz. Ben daha sonra bir şeyler yapmaya çalışacağım. O zamana kadar anlayışınız için teşekkür ediyorum. Şubat ayı içerisinde tabii ki de bunca şeyle uğraştığım için çok dolu dolu bir video olacağını söyleyemem. Önce birazcık bu izlediklerimden sizlere bahsedeceğim. Daha sonra da genel olarak geçirdiğim bu süreci anlatacağım ve merak edenler de bu şekilde sorularına cevap bulmuş olacaklar. Bahsedeceğim ilk film The Post olacak. Post gerçekten kadrosuyla dolu dolu bir film. Çünkü Tom Hanks ve Meryl Streep oynuyor bu filmde. Aynı zamanda Spielberg'in yönettiği bir film. Böyle olunca ister istemez film sizi bir beklentiye sokuyor. Bu beklentileri tam olarak karşıladığını düşünmesem de ben filmi beğendim çünkü çok güzel ve vurucu noktalara değindiğini düşünüyorum. Amerika'da aslında gazeteciler ve hükümet arasında gelişen bu baskı durumunu anlatıyor. Yani birazcık aslında Amerika'nın gündemine de yakın bir film diyebilirim. Her ne kadar bir dönem filmi olsa da günümüzde de mesela Donald Trump gazetecilerle sürekli bir kavga içerisinde. O yüzden tam onun üzerine geldiği için bu film bayağı da dikkat çeken bir film oldu. Bu film Amerikan hükümetinin gazetecilere karşı olan baskısını anlatıyor ve gazeteciliğin ne olduğunu, gazetecilik ahlakını, etiğini anlatan bir film. Ben filmi gayet başarılı buldum. Bu tür filmler ilginizi çekiyorsa göz atabilirsiniz. Bahsedeceğim ikinci film Darkest Hour. Maalesef ben bu filmi hiç beğenemedim. Hatta fazlasıyla sıkıldım ki ben bu tür tarih filmleri çok severim ve hiç sıkılmadan izlerim. Buna rağmen filmdeki tek güzel şeyin Gary Oldman olduğunu düşünüyorum ki kendisi zaten Churchill rolüyle Oscar'da kazandı ki çok hak edilmiş bir ödül olduğunu düşünüyorum. Çünkü gerçekten çok çok başarılı. Geçtiğimiz sene artık zaten Dunkirk'ten gına gelmişken bu filmde bir de Dunkirk zamanında geçiyor ve o zamanki Churchill'in tutumunu anlatıyor aslında. Film fena olmayacakmış ama bence şu yüzden olamamış bir film. Çok fazla böyle arabesk sahnesi vardı ve benim hoşuma gitmedi. Çok klişe vardı. Sevmedim yani filmi. Gary Oldman ama mükemmeldi. Maalesef Şubat ayı içerisinde izlediğim filmlerde böyle inanılmaz beğendim, çok güzel dediğim hiçbir film olmadı. Genel olarak izlediğim filmlerden tamam izledim, geçti, bitti hissiyatıyla ayrılmış bulundum. Bunlardan bir tanesi Phantom Thread filmiydi. Bu film bana birazcık boş bir film geldi. Yani dram romantik türünde geçiyor ve 1950'lerin Londra'sında bir tasarımcının, terzinin hikayesini anlatıyor. Onunla birlikte genç bir kadının hayatına girmesini ve ikisinin arasındaki ilişkiyi anlatıyor. Filmin oyunculukları ve prodüksiyonu gerçekten çok başarılı. Ama bu kadar. Bu film bana bir şey katmadı, bir şey vermediğini düşünüyorum bu filmin. O yüzden de izledim ve geçtim film olarak kaldı. Son olarak Şubat ayı içerisinde izlediğim filmler arasında bir miktar daha orijinalliğe sahip diyebileceğim film ise Get Out filmi oldu. Ben bu filmi beğendim ama bence bu da çok fazla abartılmış bir filmdi diye düşünüyorum. Çünkü filmin konusu güzel olsa da, oyunculukları güzel olsa da bunu sürdürmeyi başarabilen bir film değildi bence. Film bir noktadan sonra etkisini ve güzelliğini kaybedip neredeyse dandik bir noktaya ulaştığını düşündüğüm bir film oldu. O yüzden bu kadar abartılması manasız bulduğum bir film. Get Out korku gerilim türünde bir film. O gerilim hissini gerçekten yaşatıyor. Hani bu konuda hakkını yiyemem filmin. Konusuysa şöyle bir çiftimiz var. Kadın beyaz, adam siyahi ve kızın ailesinin evine gidiyorlar bir hafta sonu. Tabii ki ailesi de beyaz. İşte çocuk böyle diyor ki ya ben siyahiyim, bana kötü davranırlar mı, bir şey olur mu falan. Kız da diyor ki yok yok merak etme, hiçbir şey olmaz, çok iyilerdir, bıdı bıdı gidiyorlar eve. Ama meğer evde çok enteresan olaylar dönmeye başlıyor ve bunun peşinde gelişen aslında olayları anlatıyor. Baya baya bence bir Black Mirror bölümü havası taşıdığını düşünüyorum. Gene hızımı alamadan konuşmaya devam ettim ve cümleyi nasıl bitireceğim bilemiyorum. Şimdi o evde ne olduğunu söylemeyeceğim. Zaten o filmin kilit noktası. Ama tabii ki de ten renklerini özellikle belirtmemin sebebi ırkçılık üzerine bir film olması aslında. Ama dediğim gibi bence o kadar da güzel bir film
değil yani. Geçen ay ne kadar güzel şey izlediysem bu ayda bir o kadar boş geçti benim için. Çünkü filmlerde de dediğim gibi böyle çok beğendiğim bir film olmadı. Dizilerde de maalesef öyle oldu. İki tane dizi izledim. Bahsedeceğim ilk dizi Altered Carbon, hatta Değiştirilmiş Karbon isimli bir romandan uyarlama bu dizi ve ben kitabının incelemesini yapmıştım. Merak ediyorsanız o videoya göz atabilirsiniz. Diziye gelirsek hiç beğenmedim. Kitabını okumasaydım beğenir miydim diye düşünüyorum. Bence yine beğenmezdim. Çünkü ben çok büyük vaatlerle bu diziye başladım. Çünkü çok büyük vaatlerle bize sunuldu bu dizi. Çok büyük prodüksiyon, çok büyük bütçe, inanılmaz bir dizi beklerken o prodüksiyonun ne olduğunu bir noktadan sonra çözemedim ve konu zaten esas özünden çok fazla sapmış bir konuydu. Bir süre sonra bir aile dramına dönüşüyordu. O yüzden bu dizi bende büyük bir hayal kırıklığı uğrattı. Ben hiç böyle bir şey beklemiyordum. Gerçekten çok güzel böyle Blade Runner ağırlığında bir bilim kurgu dizisi beklerken hiç öyle bir şey çıkmadı karşıma. O yüzden bu dizi beni çok üzdü. Son olarak bahsedeceğim dizi ise La Casa de Papel. Nihayet Şubat ayı içerisinde bu diziyi izledim ve birazdan söyleyeceklerimle pek çok kişiyi karşıma alacağımın farkındayım ama söylemek zorundayım. Çünkü bu dizi son zamanlarda gördüğüm en abartılmış şey olabilir. Artık La Casa de Papel'i hepiniz duymuşsunuzdur diye düşünüyorum. Duymadıysanız eğer bir İspanyol dizisi ve bir darphane soygununu anlatıyor. Diziyi bu arada ben beğendim ve zaten İnanılmaz sürükleyici, yani bırakamıyorsunuz bölümleri. İzlemeye başlarsanız göreceksiniz sürekli bir bölüm daha, bir bölüm daha diyerek 2-3 günde bitirebileceğiniz bir dizi. Benim de öyle oldu. Dizi muhteşem başlıyor. Karakterler harika ama bir noktadan sonra gerçekten çok kötüleşmeye başlıyor. Bunun da pek çok sebebi var. La Casa de Papel dizisinin sorunu bence şu. Bir kere bölümler arasındaki devamlılık yok. Olaylar arasında da bir devamlılık yok. Dolayısıyla çok fazla mantık hatası olmaya başlıyor bir süre sonra ve bu çok rahatsız edici oluyor. Ve gerçekten çok güzel bir konu var. Çok güzel karakterler var. Bu yüzden bir süre sonraki bu saçmalıklar canınızı çok sıkıyor. Çünkü dizi güzel ama bu güzelliğini kendi içerisinde bozuyor maalesef. O yüzden bence bu dizi 2 sezon olmamalıydı. Bu dizi 6-7 bölümlük bir mini dizi olsa efsane olurdu ama olamamış. Çünkü dizi uzadıkça konu artık sapmaya ve saçma sapan şeyler olmaya başlamış diye ben düşünüyorum bu dizi için. Ayrıca dizi Netflix dizisi değil. O yüzden aslında bu devam sorunu olmuş olabilir. Evet, Netflix'te yayınlanıyor ama Netflix yayın haklarını satın aldı. Zaten dizinin bölümlerinin çıkış tarihine bakarsanız eğer normal dizi akışında ilerlediğini görürsünüz. Dolayısıyla belli ki en başında belli değilmiş sonunun ne olacağı, bir sonraki bölümün ne olacağını. Çünkü Netflix dizisi olsaydı zaten bütün sezon bir anda yayınlanacağı ve çekileceği için konu bütünlüğü daha iyi olabilirdi. Ama bunda belli, hani sonu belli değilmiş, bazı gelişme olayları belli değilmiş de tek tek böyle eklemişler, ekledikçe de birazcık sapmış gibi olmuş. Dizi kesinlikle çok keyifli, İspanyolca olması daha da keyifli hale getiriyor kesinlikle. Eğer izlemediyseniz mutlaka öneriyorum ama herkes bence yeterince bu diziyi övdü, gereğinden fazla övüldüğünü düşünüyorum. Ben o yüzden birazcık beğenmediğim noktalarına değinmek istiyorum. Çünkü bu dizi harika olabilecekken bunun kıyısından dönmüş bir dizi. Bunun da pek çok sebebi var. Spoiler vermeyeceğim ama diziyi izlemeyenler yine de birazdan söyleyeceklerimden dolayı rahatsız olabilirler. O yüzden isterseniz şu dakikaya geçiş yapabilirsiniz ve diziyi izleyenlerle biz devam edelim bu noktadan sonra. Şimdi fikir güzel. Darphane soyuyoruz ama bunu nasıl yapıyoruz? Paraları sıfırdan basıyoruz. Dolayısıyla kimsenin parasını çalmamış oluyoruz. Harika. Ama bir noktadan sonra bu bana şeyi hissiyatını uyandırıyor. Hani ya işte para kağıttansa neden basmıyoruz da herkese dağıtmıyoruz, herkes zengin olmuyor gibi bir düşünceyi uyandırıyor. Ama bunun sebebi çok açık değil mi? Çünkü enflasyon diye bir şey var. Hani ondan olabilir. Hadi bunu geçtik. Paraları basmaya başladık. Dizinin sonunda akıllarına 200'lük banknot basmak geliyor. Neden abi onca süresiz 50'liklerle uğraştınız? Polis desen orada harala gürele makinelerin çalıştığının farkında, para basadığının farkında ama birkaç kıvı elektriği kesmiyor. O kadar şeyi incelikli bir şekilde hesap ediyorlar ama her şeyi düşünüp polisin kendilerine ateş edeceğini düşünmemiş oluyorlar. Yok ya, hırsızlık yapınca polis ateş mi ediyormuş? Bu arada ben Tokyo dışında bütün karakterleri çok seviyorum. Özellikle Profesör ve Raquel'i çok fazla seviyorum. Onların ilişkisi başlangıçta evet çok ilgi çekici olsa da bir süre sonra mesela onun da bence birazcık cılkı çıktı. Çünkü biz evet 2 sezonluk bir dizi izliyoruz ama bu dizi toplamda 4-5 günü anlatıyor ve 4-5 günde o kadar akıllı bir kadın, o kadar mesleğine titizlikle yaklaşan birisi deli divane aşık
aşık oluyor profesöre ve mesela onu ilk olduğun o olduğunu anladığında malikaneye götürüyor ve adam arabayla atlayıp gidiyor ve hiçbir şey yapmıyor. Hadi adamı vuramadım, aşık oldum, bir arabanın lastiğine sık tut yani. Hani 2-3 günde tanıdığın adama böyle bir aşk beslememelisin. Şu fikir çok güzel dizide. Ben planları arasında bunu duyduğumda çok heyecanlandım. Çünkü dedim ki o çok güzel olaylar izleyeceğiz. Ama öyle olmadı işte. İşlenemedi o fikir. Şundan bahsediyorum. Rehineleri adım adım kendi taraflarına çekme. Çünkü hani aslında teknik olarak başkasının parasını çalmıyorlar ya. Hani bunun aslında kötü bir şey olmadığını gösterip yavaş yavaş kendi taraflarına çekme fikri benim çok hoşuma gitti. Ama bu hiç güzel bir şekilde yansıtılamadı. Ayrıca kusura bakmayın da ben bu dizinin hiç öyle sosyalizm örgüsü falan olduğunu düşünmüyorum. Yani bir çal bella çaldı diye, iki maske taktılar diye farklı sistem dizisi olmuyor yani. Olamıyor işte. Bunu yapmak istiyor ama yapamıyor. Hani bir V for Vendetta bile olamıyor dizi. Çünkü zaten profesör dışında sistem falan kimsenin umurunda değil ki. Herkes paraları alıp yurt dışına kaçma hevesinde. Başka bir şey yok yani. Dolayısıyla böyle bir yönünü de görmüyorum açıkçası. Ki özellikle en son darphaneden çıkarlarken bence çok saçmaydı sahne. Çünkü kılık değiştirmiş mi oğullar? Özellikle Tokyo mesela. Tokyo isimli bir hırsız var. Gerçek kimliği bilmiyor ve kimonoyla falan çıkıyor. Asla Madrid sokaklarında dikkat çekecek bir şekilde değil. Bravo yani. Harika kaçıyorlar. Dizide hem çok güzel şeyler var hem çok saçma şeyler var. Mesela Tokyo'nun darphaneden atıldığı sahne harikaydı. Oh ya dedim, mükemmel bir dinamik gelecek. Ama aynı şekilde onun darphaneye geri döndüğü sahne gerçekten korkunçtu, saçma sapandı yani. Dizinin sorunu şu, bir süre sonra dizi kendi anlattıklarını ve söylediklerini unutup tam aksi yönde davranabiliyor. Böyle bir sorunu var dizinin ve bu noktaya kadar belki yeterince linç yememişimdir diye düşünerek son olarak dizinin son sahnesini hiç sevmediğimi söylemek istiyorum. Bu birazcık kişisel bir şey, hani mantıksızlığından değil de bayağı aşk tesadüfleri sever sahnesi değil miydi? Aa, şarjım bitmiş. Aa, sen de buradaydın profesör. Hey, kalpçikler ve kapanış falan. La Casa de Papel dizisini izlemediyseniz yine de sizlere öneriyorum. Ben sadece birkaç noktasını sıkıntılı ve sinir bozucu buluyorum. Bunlar olmasaydı diziyi çok daha fazla sevebilirdim. Ama bunlarla birlikte benim için ortalama bir dizidir. Sürükleyicidir. Kesinlikle güzel vakit geçirten bir dizidir. Ama o kadar, daha fazlası değil. Son olarak size Ankara'da bir yer önereceğim. Her ne kadar ben artık orada olmasam da yine dizide Ankara'dan bir yerler önermeye devam edebilirim. Eğer fotoğrafçılıkla ilgileniyorsanız, herhangi bir fotoğraf kursu arıyorsanız, Photoshop da olabilir, fotoğraf eğitimleri olabilir. Bir dernek var, Engelsiz Fotoğraf Derneği diye. Bu dernekteki eğitimler engelli bireylere tamamen ücretsiz ve eğer engelli bir birey değilseniz de eğer böyle bir kurs düşünüyorsanız buraya gidebilirsiniz. Çünkü zaten bu arada hocaları çok iyi. Hatta arkadaşımın babası zaten oradaki eğitmenlerden bir tanesi. Aynı zamanda da zaten bu kursa verdiğiniz ücrette engelliler için derneğe bin anlamda katkı sağlamış olacaktır diye düşünüyorum. Göz atabilirsiniz mutlaka. Hatta bence benim üstümde giderseniz size böyle ufak bir indirim de yapacaklardır. Göz atabilirsiniz. Mardin'e geldim, yerleştim. Her şey yolunda, şehirden gayet memnunum. İnsanlar çok yardımsever. Hiç büyük bir sıkıntı yaşamadım. Gerçekten daha fazla sorun yaşayacağımı düşünüyordum ama neredeyse hiç sorun yaşamadım. Geldiğim ilk hafta bir otelde konakladım. Daha sonra ev tuttum. Şu an evimi görüyorsunuz zaten. Buradayım, yerleştim, işe başladım. Dediğim gibi şu an hiçbir sıkıntı yok. Tek sıkıntım evime internet henüz bağlanamadı. Bu videoyu da zaten muhtemelen mobil internetimle yükleyeceğim. Çünkü bayağıdır artık video çekemedim. Kaç gündür geleceklerini söylüyorlar ama taşındığım apartman yeni bir apartman. Dolayısıyla hat varmış ama henüz açılmamış. Onu bekliyorum yani, onun beklemesindeyim. Onun dışında sizlere böyle her hafta sonu video çekmeye devam etmek istiyorum. Büyük bir aksilik çıkmadığı sürece de buna devam edeceğimi umuyorum. Tabii ki bu süreçte size söz verdiğim bazı videoları yapamadım. Bunlar için de sizden çok özür diliyorum ama biliyorsunuz ki hem bu Mardin işi çok aniden çıktı ortaya ve bir an önce toparlanmam, Ankara'daki işlerimi halletmem, buraya gelmem, yerleşmem gerekiyordu yani. Önceden planlı olan bir şey değildi. Dolayısıyla internetim de olmayınca bir oteldeyim, bir ev kurmaya çalışıyorum. Bu karmaşa içerisinde maalesef yapamadım. Örneğin ne Oscar tahminleri videosu yapabildim, ne Oscar'lara dair bir video yapabildim, ne Dark'a video yapabildim, ne La Casa de Papel. Yani bunların sözünü vermiştim sizlere. Daha okuma grubumuzun videosunu bile yapamadım. Farkındayım. Ya bunlar için gerçekten çok özür diliyorum ama hiç fırsatım yoktu. Yani hani fırsatım oldu, yapamadım gibi bir durum söz konusu değil, olmadı. Ama bu durumu toparlayacağız. Çünkü artık pek bir eksiğim kalmadı. Artık belli bir rutine ulaşabildi diyebilirim yaşantım. Dolayısıyla videolarda benzer bir rutine umarım ulaşacak.
diyorum. Son olarak buraya geldiğimde biliyorsunuz bir olay yaşadık. Show TV videomu izinsiz kullandı. Buna dair de bir video yapmak zorunda kaldım. Çünkü herhangi bir yerden kendime ulaşamadım. Twitter'dan mail attım. Hiçbir şekilde ulaşamayınca ben de video çektim. Onunla ilgili gelişmelerden haberdar değilseniz sizi bilgilendirmek istiyorum. Biliyorsunuz bu olay tam benim bu karmaşa dönemim içerisine geldi. Ben zaten bir yandan buraya yerleşmeye çalışıyorum. Bir de böyle bir olay olunca hukuki yolları araştırdım kendi kendime. Ne yapabilirim baktım ama önceliğim benim ikili bir çözüme kavuşturmaktı ve açıkçası kanaldan buna dair bir özür bekliyordum ve bu özrü de aldığımı söyleyebilirim. Yani video çekmem işe yaradı çünkü programın editörü izlemiş, bana ulaştı mail yoluyla. Daha sonra biz telefonda görüştük, uzun uzun birkaç defa görüştük ve hatalarını kabul ettiler ve bunun için çok çok özür dilediler. Bir daha böyle bir şey olmayacağını söylediler. Bunun teminatını verdiler. Bu sadece benim için değil ama belki başka YouTuber'lar için, YouTuber olmak zorunda değil, internette içerik üreten insanlar için de bir anlamda bir teminat sayılabilir diye düşünüyorum. Benzer bir olayın yaşanacağına açıkçası pek inanamıyorum. Çünkü videonun etkisini birazcık gördüklerini düşünüyorum. Özellikle sizlerin de yorumlarını görünce çünkü onlardan da konuştum. Hani gerçekten hatayı kabul etmeye kadar giden bir süreçle sonuçlandığını söyleyebilirim. Zaten benim bu konuda herhangi bir maddiyat arayışım falan yoktu yani. Bu özür meselesi çok ufak bir şey gibi gözükebilir ama ben şahsi olarak bunu dahi beklemiyordum yani. Hani kanalın bu konuda bir geri dönüş yapmasını bile beklemiyordum. Öyle bir durumda artık hukuki yolları araştırıyordum. Zaten hala farkındayım neyin ne olduğunu hiç merak etmeyin ama dediğim gibi bu konuda içiniz rahat olsun. Konuyu bu şekilde kapattık. İkili olarak bir çözüme kavuşturduğumuzu bilin istedim sadece ve destekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum bu konuda. Çok konuştum, aşırı konuştum. Görüyorsunuz son zamanlarda YouTube'da çok fazla aktif olamadım. Eğer neler olup bitiyor, YouTube'a ne zaman video atacağım, ne yapıyorum bu gibi şeyler merak ediyorsanız belki beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Çünkü şu an için en aktif olduğum yer orası. Ama umarım bu şekilde video yapmaya devam edeceğim diyorum. Ve geçtiğimiz ay Şubat ayı içerisinde siz neler izlediniz, neler okudunuz? Bunları bana yazın çünkü artık benim daha fazla öneriye ihtiyacım var. Birazcık daha seçici bir şekilde ilerlemem gerekiyor. Kısıtlı zamanımda daha fazla güzel ve kaliteli şeye yer vermek istiyorum. O yüzden sizlerin de önerilerini bekliyorum. Şimdilik bu kadar diyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.